ve MHP kendi adaylarını çıkardılar. Elazığ da bunlardan biri. Hem AKP'nin adayı var hem MHP'nin adayı var. Şimdi geçen hafta Elazığ'da bir fuhuş operasyonu düzenlenmişti. Bunlardan 5 kişi gözaltına alınmıştı. 4'ü tutuklandı. Tutuklananlardan biri Elazığ'ın Mollakendi ilçesinin AKP'li belediye başkanı Mehmet Enis Doğan. Otelinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla tutuklu. Hemen ondan 1-2 gün sonra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın hayata geçirdiği Haymi Ana Kadın Girişim Kooperatifi'ne bir operasyon düzenlendi. Yolsuzluk operasyonu. Devletin verdiği paraları, bu proje için ödediği parayı zimmete geçirmekle suçlanıyor yöneticiler. Şimdi AKP'li belediyeye üst üste iki operasyon Elazığ'da. Barış Terkoğlu Elazığ'da bir üst düzey partiliyle, AKP'liyle konuşmuş. Şunu söylüyor. Elazığ'da ittifak yok. AK Parti ve MHP ayrı adaylarla seçime giriyor. Polis ve yargı içinde MHP'ye yakın bazı unsurların harekete geçtiğini tahmin ediyorum. Böyle bir açıklaması var. İsmini vermek istemeyen üst düzey bir AKP'li yetkilinin. Elazığ aynı zamanda geçen hafta, arkadaşlar o görüntüyü de ekrana verelim. Mehmet Ağar. Mehmet Ağar'ı yani anlatmaya gerek yok. Daha yeni tartışıldı aldığı beraat kararının onaylanması. Faili meçhul cinayetlerden. 19 cinayetten yargılanıyor biliyorsunuz. Yargılanıyordu. Mehmet Ağar seçime 20 gün kala Elazığ'da sahneye çıktı. Erdoğan geçtiğimiz gün Elazığ'daydı. O ve oğlu Tolga Ağar birlikte Erdoğan'ı karşıladılar. Bundan bir gün önce de Elazığ'da işte vali, emniyet müdürü falan onların odasındaydı. Orada böyle bir izzet ikramla ağırlandı. Seninle başlayalım, sonra Kemal Göktaş'a döneceğim. Ne oluyor Elazığ'da? Öncelikle Mehmet Ağar'ın bu fotoğrafı verdiği günden bir gün önce istinafta 19 faili meçhul cinayetten yargılanırken beraat ediyor. İstinafa gidiyor. Oradan beraat kararı onaylanıyor. Ama bir hakim 6 sayfalık kararı 160 sayfalık bir karşı oy yazıyor. Bence çok önemli bir şey. Açıktan devletin parasıyla, gücüyle bir çete kurulduğunu, insanların öldürüldüğünü, Mehmet Ağar'ın bir çete lideri olduğunu, aslında yargılanması gerekirken yargılanmadığını söyleyeyim. 160 sayfalık bir karşı oy yazısı. Bence çok önemli. Bu kamuoyuna çıktıktan sonra Elazığ'da çok rahat bir şekilde görülüyor. Şimdi biz aslında bütün rejim diye tartışıyoruz. Yani her yerde bu tartışılıyordu. Hı-hı. Karşı oy yazısı, Mehmet Ağar'ın o bir açık çete reisi olarak suçlandığı o karşı oy. Bu konuşulurken o Elazığ'da yanılmıyorsam da bu mesai neredeyse Sedat Peker'in itiraf ve ifşaları başladığı günden beri Mehmet Ağar'ı görmedik. Görmedik. Hani yani. Erdoğan'ı karşılarken kaldık, sadece Erdoğan değil. Jandarma komutanını ziyaret ediyor, üniversite rektörünü ziyaret ediyor. Bütün bunların fotoğrafları var. Belediye başkanı ziyaret ediyor. Yani orada bütün şehrin bütün bürokrasisini de ziyaret ediyor ve fotoğraf veriyor ve bu fotoğrafları Tolga Ağar paylaşıyor tek tek. Ve şurada oğlu mesela arkamızdaki resimde eğilmiş Erdoğan'ın kulağına tabii bir şey söylüyor. Yani bu resim bizim birkaç yıldır tartıştığımız o olaylardan biri ilk verilen resim. Bu tam aslında çok doğru söyledi Yaşar Hoca. Rejim dediğimiz şey fotoğrafı bu aslında. Şimdi askeri Erdoğan derken selam duruyor. Yani Erdoğan'ı tartışırken, Erdoğan'ın kurduğu rejim derken sadece AKP ya da MHP partilerinden oluşan bir koalisyondan bahsetmiyoruz dediğimiz zaman kastettiğimiz şey biraz bu aslında. Şimdi Mehmet Ağar kim? Yani çok uzun uzun anlatmayalım ama son gençliğimizden beri yani bakın hiç kimse Mehmet Ağar gibi olamaz. Ne Süleyman Soylu ne şey. 40 yıldır her dönem işkence iddiasıyla, cinayetle, artık kaldı ki cinayetten zaten çetecilikten ceza alıp yattı. Hani devlet onayladı zaten aslında bir çete kurduğunu ve cinayetler işlediğini. Yani en son bu kuşağın, hadi bizim ömrümüz onunla geçti de, yani bu kuşakta bakın, Sedat Peker'le iyice aşina olmuştur. 40 yıl deyince Türkiye'nin, şimdi geçmişine darbeleri bahsediyoruz, rejim değiştik diyor, tek parti diyoruz, koalisyon diyoruz, AKP diyoruz, otoriter popülist rejim kurdu diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Ama burada değişmeyen bir figür. Demek ki yani bizim şu anki karşımızdaki rejim sadece belli bir zümreyi, belli bir kesimi kapsayan ya da işte AKP-MHP koalisyonu oluşan bir rejim değil.
Bunun partnerleri, ortakları, seçimde gelmeyen ortakları da var. Oğlu milletvekiliydi işte. Ay işte onluyorum. Yani seçimde, seçime girmeyen ortakları da var. Dolayısıyla bu şey fotoğrafla Erdoğan'ın hani benim son seçimim lafını ben ilk bölümde anlatmaya çalıştığım oydu. Yani burada bir şey veriyor. Şimdi ben olmazsam bu rejim olmasın. Bu rejim olmayacaksa da bu ortaklar, bu partnerler, burada birikmiş güçler için başka bir dönem başlar. Bu kapışmayı o zaman görürüz. O yüzden bu fotoğrafı vermek şey açısından önemli. Yani bu özgüvende vermek Mehmet Ağar açısından çok önemli. Erdoğan'ın da bu fotoğrafı bu kadar açıktan sahiplenmesi, kendini göstermesi, yani buluşması da hani gelinen aşamada Erdoğan'ın sadece AKP cephesinden bakmadığını olaya. Tabii bütün bileşenler bütün açısından. Bileşenler açısından baktığını gösteriyor. Yani temsil ettiği şey biraz bu aslında. Yani o bunun hani seçimle direkt ilgisi de buradan aslında. Yani tabii ki doğrudan sandığa yönelik, sandığa gidecek seçmene yönelik mesaj değil ama yani bu fotoğraf sonuçta bu seçimde tarafları gösteren de bir şey. Katalizör görevi gördü aslında. Sadece şeyi ekleyip bitireyim. Uzatmadan konuklara bırakayım. Ya şuna yatırım yapılıyor, doğrudur. AKP MHP içinde bir çatışma. Bu çok uzun yıllardır. O neredeyse bu koalisyon kurulduğundan beri AKP ile MHP eninde sonunda MHP AKP ile kavga edecek ve bu koalisyon dağılacak gibi bir analiz, bir düşünce var. Bu zaman zaman bir siyaset düzeyine de ulaşıyor. Mesela muhalefetin belli kesimleri, belli unsurları buna yatırım yapan bir siyasal şey de üretebiliyor. Hani bunu konuşmak ayrı bir şey. Artık bunu bir siyasetin unsuru haline getirmek ayrı bir şey. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama kavga ediyorlar. Gerilimler var, çatışmalar zaten, var. Bir bilek güreşi var. Ama bütün bu ben, ama bir noktada bütün tarihte de yani yakın tarihte de bütün benzer rejimlerin özelliği aynıdır zaten. Pek çok uyumsuz parçayı devlet iktidarında temsil eder hale getirirsiniz. Ama bunu bir tek şey bir arada tutar. Bir güç bir arada tutabilir. Bunu şu an Erdoğan tutuyor. Yani Erdoğan muadili o yüzden yok. O yüzden varisi olamaz. O yüzden bu babadan oğula, aileye geçen bir şey olamaz. Bu rejim Erdoğan'a biçilmiş bir kıyafettir. Başkası giyemez. Bu rejiminde bütün unsurlar bunlar. Oradan Erdoğan çıktığı zaman biz başka bir kavgayı, başka bir şeyi tartışacağız artık. O yüzden aşağıdaki kavgaların tamamı geçmişte bu klik çatışması dediğimiz kavgalar 90'larda ve 80'lerde iktidardaki birilerini düşürmek için yapılırdı. Mesela 1. MİT raporu işte Özal'la asker arasındaki aslan cumhurbaşkanı kim olacak kavgasının bir unsuruydu. 90'larda yine koalisyonlar zamanında Çiller ki Ecevit çok Demirel çok önlemeye çalışmıştır Çiller'i. Ne geldiğini biliyordu. Nasıl bir şeye dönüştüğünü partinin. Orada da o 96 MİT raporu da o dönemki bir iktidarı değiştirme, iktidarın ortaklarını değiştirme kavgasıydı. Şimdiki kavga iktidarı değiştirme kavgası değil. İktidarın kendi bünyesinde doğal olarak taşıdığı çelişkilerin zor zamanlarda, sıkışık zamanlarda ortaya çıkması. Yoksa kimse kimseyi iktidardan atmaya çalışmıyor şu an. Buna yeltenildiğin zaman zaten artık Türkiye'de bu rejim olmaz. Hani başka bir şey tartışırız. O yüzden aşağıdaki çatışma bir devlet nezdindeki herkesin temsil ediliyor. Kimse kimseyi oradan atmak istemiyor. Ama alan genişletmek, güç genişletmek. Yani evet. Bu yüzden çok farklı. Yani geçmişten çok farklı. Siz ne dersin? Buyurun. Evet, tamam. Hayır, önce siz sonra Kemal Yaklaşalım. Hayır, bir şey ekleyeyim. Bu da zaten çelişkili ve zorunlu ittifak. Tek bir insan etrafında bunu yaparsanız bu olur zaten. Evet. Şimdi Erdoğan'ın ömrüyle sınırlı bir şey olunca sonrası ne olacak yani?